Numan Kurtulmuş özellikle şunu söyledi. Türkiye'de çok genç e, makine mühendisleri var. Mühendislerimiz var. E, 33 civar, e, 33 e, yaş sınırlamasını söyledi. E, yurt dışındaysa bunlar 50 küsür dedi. Yani yükselerek devam edeceğiz ve millileşmeye devam edeceğiz dedi. E, konuşalım tekrar. Konuklarım vardı. Ferhat, Murat ve Güngör Yavuz Aslan bizlerle birlikte. E, Güngör seninle devam edelim. E, Numan Kurtulmuş şunu söyledi ilk planda. E, tesadüfi değil zamanlaması bu saldırının dedi e, dolayısıyla e, akıllarda ne getiriyor yani neden tesadüfi değil ve TUSAŞ'a yapılan e, bu saldırıyı da kınarken e, iki terörist değil arkasındaki planlamaların kim olduğunu biliyoruz ifadelerinde kullandı ve güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz dedi Cevdet Yılmaz birlik ve beraberlik vurgusu vardı neden tesadüfi değil sence? Hande Aydemir ben bu terör saldırısı için zaman ayarlı bir terör eylemi diyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tataristan'ın merkezi Kazan'da bir riskin en önemli zirvesindeyken İstanbul'da Sağ Expo savunma sanayinin markalaştı ve TUSAŞ yetkililerinin tam sözleşme yapacağı gün gerçekleşen bu saldırı bölücü terör örgütünün bir aparat olarak kullanıldığın açık bir belgesi. Zaten hem meclis başkanımız hem cumhurbaşkanı yardımcısı arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. E, terör örgütü burada tetikçilik yapmıştır. Bu küresel aktörlerin istihbarat örgütü destekli Türkiye'nin savunma sanayisinin göz bebeği bir numarasına yapılan bir terör eylemidir. Türkiye'ye mesaj verilmeye çalışıyor. Çünkü Tusaş e, dünyada savunma sanayi şirketleri arasında ilk yüzde ve her yıl milyarlarca dolarlıkta bir e, değer var. Her yıl bir basamak iki basamak yukarıya gidiyor. Düşünün şu anda terörle mücadeledeki siyaların e, Baykay'la birlikte. En fazla üreticisi, Kaan'ın 5. nesil uçağının projesi başladı. Ekranlarda evet. gördüğümüz ve şehit olanlar bunların beyni, bunları planlayanlar, bunları e, yöneten insanlar. Bu tesise zarar vermeyeceklerini kendileri de biliyorlardı ama bir mesaj ver, vermeye hı hı. çalıştılar. Bunu bu açıdan değerlendirmek lazım. Bölücü terör örgütünün e, saldırılarına baktığımızda en son İçişleri Bakanlığı'nın nizamiyesine gelen aynı çalıntı araba, gasp edilen bir araba, aynı iki kişilik grup aynı sırt çantaları ve tetikçiler tetikçiler. burada gerçekten bu yeni süreci iyi anlatmak lazım. Tabii şu da tartışılıyor. Artık markalaşan 3000'e yakın savunma sanayi şirketimiz var. Bunun da amiral amiral gemisi TUSAŞ. Bunların güvenliği, bunların yönetimi, bunların yerleşkelerinin pozisyonları artık stratejik olarak da değerlendirilmesi gerekir. İki günden beri Türkiye'de bu bu eylemi olduktan sonra bu da akıllara akıllara geldi. Şu artık terör örgütleri ee, arkalarındaki güçlerle birlikte sadece e, be, sıradan yani bugüne kadar olan diyelim terör eylemleri değil artık yeni terör eylemleri çerçevesi oluştu. Bu da önemli kişileri ve kurumların korunmasında, kollanmasında artık yeni bir aklın, yeni bir stratejinin ortaya konması gerektiğini gösteriyor. Bunların e, şöyle TUSAŞ ilgili bir şey anlatayım. E, bir önceki TUSAŞ başkanımız Kaan uçuruktan sonra verilen röportajında şunu diyor. Gece 2'de, 3'te, 4'te de tesislere geliyorum. Bu genç mühendisler çalışıyorlar. Hadi evlerinize gidin. Sabah 7.30, 8'de mesaiye gelirsiniz. Dillenin dediklerimizde. Bana şunu diyorlar. Başkan sen bize tatlı getir. Bizim yapacak işlerimiz var. Uyku sonra. Diyen e, çılgın Türkler olarak tanımlamıştı. İşte bu çılgın Türkler hedef alındı. alında e, dikkatli olmamız gerekir. Şimdi dünyada da benzerleri var. Ben e, son birkaç yıldır haberlerde bir notumu paylaşayım. Ferhat Bey'le de çok değerli yayınlar yapmıştık, yapıyoruz sürekli. Ee, bizim şirket adı vermeden savunma sanayi şirketlerimizde bazı asayiş ya da güvenlik olaylarını okuduk. İşte casusluk çalışmalarını gördük. Flash bellekle dışarıya çıkmaya çalışan e, ne yazık ki bazı hainlik çerçevesinde bulunan insanları gördük. Ve yine engellenen ama kamuoyuna açıklanmayan birçok sabotaj ve terör eylemi var. var. Bunu da altında çizerek belirtelim. Bu bir yeni durum değil. değil. E, bu hedefte o olma, olmaları ee, bulundukları konum ve Türkiye'ye kattıkları katkı. Bundan 10 yıl önce TUSAŞ'ın bu başarısından söz edemiyorduk. Bundan 10 yıl önce Baykar'dan söz edemiyorduk. Bundan 10 yıl önce Roketsan'dan bu kadar söz edemiyorduk. Aselsan'dan bu kadar söz edemiyorduk. Yapay zekanın kaanın, Kızıl Elman'ın üretildiği en son hava harekatında da gördük Irak ve Kuzey. Kendi lazer güdümlü milli ve yerli silahların kullanıldığı bir dönemde ve Ortadoğu'da 13 aydır e, evet. bağıra bağıra gelen bir gerginlikte Eee sonla sanayimizin hedef olması evet. e, gerçekten düşündürücü ve kamuoyuna bu iyi anlatılmalı. Peki.